Bir gece sevgi duvarını açtık. Düştüğün yer öyle açık seçici. Başucumda bir sen varsın, bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi. Yalnızlığım benim çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Sosyal medyada canlı yayınlar açtı, şiirler okudu. Cemal Süreyya olabilir, Can Yücel. Hani bunları, şiirleri ben mesela çok seviyorum. Çok diyorum. Seviyorsunuz. Evet. Eşinizle de bu evlilikte sık sık okur muydunuz? Okuyacak kişileri bulur, bilir. Kocasının şiirlerinden hiçbir zaman haberi olmadı. Sonunda Ayten evden kaçtı, kız arkadaşına sığındı. Kız arkadaşımın yanındayım. Size şunları söyleyeyim. Artık yaşadıklarımı canıma tak etmişti Esra Hanım. Arkadaşımı aradım. Dedim artık dayanamıyorum bacım. Tamam bacım dedim. Buraya boşanmaya geldim Esra Hanım. Çocuklarımı alıp boşanıp buradan çekip gitmek istiyorum. O nereye giderse ben orma değil. Mehmet'le Ayten arasında büyük hesaplaşma kaldığı yerden devam edecek. Evladına adadığı ömrüyle hayatta kalmak için savaşan genç bir adam. Tuncay yine eski günlerine dönebilecek mi? Sakın kaçırmayın. Ben söylemiştim size, herkese söylemiştim çocuklara bakmayacak diye. Ki dediğim de çıktı. Bu çocuklar şu an bende. Çocuklarıyla bir başına kalan Erdin'in Ayfer'den herkesi şok edecek son isteği ne? Hatalı davrandığımı anladım ve o yüzden de kesin kararımı verdim. Ayfer'den kesinlikle ve kesinlikle. Sakın kaçırmayın. Tır üstünde geçen bir ömür. Şu anda Salim Bey yanımızda. Salim Bey 3 senedir 5 yaşındaki oğluyla birlikte bir tırda yaşamlarını sürdürüyorlar. Oğluyla birlikte orada yatıp kalkıyorlar. Yemeklerini tırın içinde yiyorlar. 3 senedir zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor oğluyla birlikte. Tek isteği, tek hayali yanından bir an olsun ayırmadığı 5 yaşındaki oğlunu nüfusuna alabilmek. 5 yaşındaki oğlun başka birinin nüfusuna kayıtlı. Peki yollarda hiç korkmuyor musunuz polis çevirir diye? Korkarak geziyoruz. Bir polis durdursa bu benim çocuğum gözükmüyor. Allah korusun bir kaza yapsam sıkıntı yaşayacağım. Bugün hasta olsa götüremiyorsun bir doktora. Bir okula kaydettiremiyorum. Olduğuyla birlikte tırın içinde yaşayan Salim Bey'in isyanı. En büyük hayaliniz nüfusuma kaydettirip velayetini alıp gelecek sağlamak. Şimdi Esra Erol'da. Yuvasını kurtarmak için çok savaştı, çok mücadele etti. 27 yıllık benim işim, bir sene oldu. Nuriye Tanyelva yaşıyor. 40 yıllık kocasının 10 yıldır Nuriye ile birlikte olduğunu öğrendi, hayatının şokunu yaşadı. Benim evim, eve tapıları hepsi başkanı Hüsnü'ne verdi. Ben burada 5 kuruş parasız beni ortada bıraktı. Burada sifilir çekiyorum. Meme sahip Gülger çık, Cayın ayına çık gel, benim hakkımı ver. Ben boşanmak istiyorum, daha benim seninle ilgili keseceğim gideceğim. Benim çocuklarımın başına ne gelirse sen de biliyorum. Bir an önce boşanmak isteyen Zeynep geliyor. 17 yıllık eşim Hacer Kahraman. Ben onun 2 tane kızını büyüttüm. Beni kendi çocuklarımla asla görüştürmediler ve kendi çocuklarımdan hep uzak tuttular. 3. evliliğini Hacer'le yaptı. Biriktirmiş olduğum, çalıştığım paralarımla ev aldım. 20 senelik birikimini kızının üstüne yaptı. Elinde neyi varsa verdi. Beni de şu anda sokağa attılar. Sokaklarda yaşıyorum ve köyde tek başıma evimi taşlıyorlar, beni tehdit ediyorlar. Kendi çocuklarından vazgeçti. Hacer Kahraman'ın çocuklarına çocuklarım gibi baktım. Hacer'in çocuklarına babalık yaptı. Kendi çocuklarım yurtlarda yetişti. Onları sıcacık evde baktım, büyüttüm. Bana yaptıkları hakaret diz boyuna aştı. Ama başına gelmeyen kalmadı. Bütün işlerin başı Hava Özdemir'in altından kalkmaktadır. Annesiyle ikisinin planları altında yürümektedir. Karısından boşanmak ve çocuklarından af dilemek isteyen Mustafa Bey'in feryadı. Kendimden utanıyorum artık. Hacer Kahraman, Hava Özdemir'le ikiniz cesaretiniz varsa gelin karşıma konuşalım. Şimdi Esra Erol'da. Oğlum Hüseyin Şavuk yaramazlık yaptığı için eve uymadım. Eşim de onu tercih etti, yanına gitti. 3 senedir gel diyorum, gelmiyor. Oğlum aramızı bozdu. 33 yıllık karım Yüksel 3 yıl önce evi terk etti. Belki 50 kişi ricacı gönderdim. Kabul etmiyor. Kendini bulunmadık Bursa kumaşı yerine koyuyor. Yüksel, yola geleceksen gel, gelmeyeceksen ben yalnız yapamıyorum. Yeter yani, burama geldi. Ben evleneceğim. Sen diyorsun
Evlenemezsin, bulamazsın. Görelim, bulur muyum, bulamamayım. Ya eve dönsün ya da artık boşanalım diyen Ramazan Bey'in isyanı. O diri meydan gelsin, burada ayrılalım. Şimdi Esra Erol'da. Çok umut hep var. Esra Hanım, Türkiye'nin başına gelen en güzel şey. Her gün sorumlusu ben buradayım. Yalnız değilsin. Hadi yarim, bana hele yarim, hasretinden öldürme beni. Hadi yarim, bana hele yarim, sararım soldum yeter üzme beni. Hadi yarim, bana hede yarim, hasretinden öldürme beni. Hadi yarim, bana hede yarim, sararım soldum yeter, üzme beni. Hadi yarim. Çok özür dilerim. Hoş geldiniz. Eduş sen gelsen. Ben şunu böyle yakaya. Ay bu da buradan çıkmış. Hayatım nazar değil. Bayağı ben bunu fotoğraf çekiminde. Tamam ben şimdi bunu yapacağım. Belki de bunun takılmış olanı varsa çok sevinirim. Öncelikle ATV ekranlarına hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Canlı yayının işte böyle bir durumu da var. Yani her şey o anda ve canlı canlı gerçekleştirdiği için şu anda durum bu. İnşallah düzelteceğiz. Sesçi arkadaşım da geldiğinde. Ama ilk başta bunu buraya takman lazım. Ben bunu beceremedim. Şöyle de tutayım. Nasılsınız? Bursa grubu geldi değil mi? Hoş geldiniz. Hemen mikrofon da vermek istiyorum. Nerelerden geldiler? İlk kez gelen var mı? Şimdi Bursa grubu böyle haftada... ayda birkaç kez geliyor. İlk kez gelen var mı? İlk defa grupla beraber. Hoş geldiniz. Konuşabilir miyim? Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Oldu. Bir selam gönderebilir miyim? Tabii Nevzat abiden izin alıyor. Almanya'daki çocuklarıma, torunlarıma, Ankara'daki yeğenlerimin hepsine selam, köydeki abime, ablama, yengeme, hepsine bol selam söylüyorum. Maşallah Esra vallahi posta atar gibi hepsine tak ama tak tak. Ama en sonunda yakalayabildim Esra Hanım bir konuşmayı. Peki. Oldu. Alacağım. Bunu reklam istiyorum. Arasında güzel hediyelerinizi alacağım. Teşekkür ediyorum zahmet edip geldiğiniz, rızkınızı benimle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Sizden bir ricam var. Şimdi kameram size doğru gelecek. Herkese bir el sallar mısınız lütfen? Tüm sevdiklerinize.